Ne yapıyorsun burada? Acıktın mı? Benim biraz yemeğim olacaktı. Köpekler naneli şeker yiyemez tatlım. Üzgünüm. Dur bakalım, hemen geleceğim. Köpekçik için görevdeyim. Hadi bakalım. Yeni bir gün, yine giden paralar. Çok mu tatlısın sen? Dur, çantamda biraz mama olacaktı. Bak bende ne var? Hiçbir şey yokmuş ha? Çöpten çıkan kadını aldırma tatlım. Hey, onu ilk ben gördüm. Benimle geliyor. Biz bir bağ kurduk. Yok olmaz, benim o. Hayatını daha lüks yaşamayı hak ediyor. Bak ne kadar da mutlu oldu. Bırak onu. Neler oluyor? Bu da ne? Önce ben açıyorum. Makarna kolaymış. Rahatça yapabilirim. Tam ihtiyacım olan şey. İtalya'daki villamızda her yaz makarna yerim. Tencereye koyuyorduk değil mi? Bu kadar yeter. Şimdi de bekleyelim. Kendime zaman ayırabilmek çok güzel. Bu kokuyu alıyor musun? Olamaz, makarnam. Planladığım gibi gitmedi. Biraz kızarmış olsa da yemeğimi yaptım. Görmemiş gibi davranabilirsiniz. Benim sıram. Çiğ tavuk mu? Bununla ne yapmam gerekiyor şimdi? Dur, buldum. Hey, bu senin için. Kedim bildiğin en iyi şeftir. Önce tavuğa masaj mı yapıyorsun? Bana da bir masaj lazım. Sonra da derisine erimiş tereyağı sürelim. Biraz da baharat ve doğruca fırına. Müthiş görünüyor. Ne? Bu da ne? Bana yardımcı olman gerekiyordu. Bir arama yapmam gerekiyor. Anne, yardıma lazım. Umarım işe yarar. Annen geldi işte. Üstelik sana leziz bir tavuk yaptım. Bir öpücük alayım. Anne! Utandırma beni. Alayım şunu. Yanık makarnadan çok daha iyidir. Sana yaptım. Seni seviyorum canım. Mükemmel oldu. Öyle şatafatlı şeylere ihtiyacın yok. Bu turu kesinlikle kazanacağım. Peki. Hadi bakalım. İyice gerildim. Evet. Şaşırdım diyemem. Önce ben açabilir miyim? Peki. Hayal kırıklığı oldu. Sana ne çıktı? Açalım da öğrenelim. Güzel. Taze pişmiş ekmeğin kokusuna bayılırım. Peki, sanırım bir sandviç yapacağım. Önce biraz marul koyalım. Bu et de mis gibi duruyor. Ve tabii ki peynir ekliyoruz. Tamamdır. Hadi deneyelim. Çok güzel olmuş. Hey! Ne oldu şimdi? O da neydi? Dikkatli ol. Köpek içinde. Peki. Biliyordum zaten. Sadece test ediyordum. Tamam. Ben ne yapacağım? Malzeme alacak param yok. Bu da ne? Ufak bir parça ekmek. Bunu kullanabilirim. Hiç yoktan iyidir. Gerçi birkaç şey daha lazım. Sunny'nin artıklarından alabilirim. Eti ekmeğin üstüne koyalım. Sonra da üstüne bu ufak marul parçasını koyalım. Pek iştah açıcı olmadı. Ama bunun ne olacaktır? Peynirden bahsediyorum. Fareden değil. Dur bakalım dostum. O peynir benim. Benim dedim. Seninle sonra yeşeriz. Peki, ufak peynirim ve minik rendem hazır. Ufak sandviçimi artık bitirebilirim. Çok da kötü olmadı. Kendimle gurur duydum. Kıskandın mı? İmkansız. Peki, karar zamanı. Kazananımız bariz. Yuhuu! Neyse, beraber olduk. Hazır mısın? 1, 2, 3, aç. Şaka mı bu? Yiyecekler nerede? Konserve mi? Bu kadarcık mı? İçinde ne olduğunu mu tahmin edeceğim? Bir sonrakinde iyi şanslar. Altın torbacıklar. Bakalım içinde ne varmış?
Bu da ne? İğrenç. Şaka yapıyorsun değil mi? Oh, anladım. Bugün doğum günün. Bakalım burada ne varmış? Hadi ama. Oh, zor açıldı. Bunu nasıl yiyorsun ki? Kalanını da açayım. Hepsiyle harika bir köpek yapası yapacağım. Eğlenceli olacak. Önce köpek mamasını yayalım. Her şey yolunda. Güzel görünmesi gerekiyor. Bu ödül mamalarından harika süsleme olur. Hazırım. Köpek pastası hazır. Güzel ticari fikir olurmuş. İyi para kazandırır. Müthiş görünüyor. Nasıl gidiyor Sunny? Ah, sonunda bitti. Olamaz. Kaka gibi oldu. Umarım tadı görüntüsünden daha güzeldir. Ha, bir fikrim var. Altın her şeyi güzelleştirir. Yani umarım. Şuraya koyacağım. Oo, Lily harika olmuş. Tabağım biraz ilginç duruyor. Tamam, bakalım bu turu kim kazanacak? İçimde kötü bir his var. Oo, benimkini beğendi. Kazandın mı? Biliyordum. Önden buyur. Ben de tam önce açmak istiyordum. Peki, bu artık komik değil. Bir dakika, ne yapacağımı biliyorum. Acil durumlar için gizli bir yemek sulam var. Ah, tek pirinç taneciğim. Bundan çok daha fazlası gerekecek. Hemen geliyorum. Oo, şunu alabilirim. Biraz daha var. Ne berbat masaymış. Ama daha çok pirincim oldu. Ne yapıyorsun? İzle ve öğren. Bir planım var. Pirinci pişirmem lazım. Neyse ki böyle aletlerim var. Pirinci tencereye koyalım. Önce bir karıştıralım. Tamam, güzel görünüyor. Şimdi de yuvarlamam lazım. Mükemmel. Hiç fena değiller. Neredeyse unutuyordum. Bir şey daha eklemem lazım. Buldum. Hey! Yemek çubuklarıyla yemelisin. Tadam. Senin sıran. Tamam. Pişmemiş pirinç mi? Bununla ne yapacağım ki şimdi? Ha, buldum. Alo. Bir sipariş vermek istiyorum. Hemen. Bununla ne yapmam lazım şimdi? Peki, neyse. Bir deneyelim bari. Balık tutmaktan nefret ederim. Aslında gayet rahatlatıcıymış. Oh, bir şey tuttum. Umarım büyük bir balıktır. Oh, şu Japon balığına bak. Yardım edebilir misin? Seni bırakırım. Sushi'yiz, gelsiniz. Oh, şu sushi'lere bak. İşte bu etkileyiciydi. Bakalım nasıl gidecek. Kendimden hep eminim. Ya, elimden geleni yaptım. Canım, sesini duymak çok güzel. Ah, dur biraz. Sen gelsene Yumoş. Annenin konuşması lazım. Ah, dedikodular neymiş? Ay, yok artık, yapmamıştır. İnanmıyorum. Bu dondurma lezizmiş. Hayır. Çok acıdı. İçliyse dondurmam sağlam. Hayır. Dondurmam kaka aromalı olmuş. Ah, bunu yiyemem. Bunu kim yapabilir? Biliyorum. Sen miydin? Şimdi bittin tüyüma. Ufaklık, bana dondurma borçlusun. Ve şu an alacağım. Hey hanımefendi. Bir dakika, ne istiyorsun? Dondurma istiyorum. Köpeğin kaka yapmış. Ben de üstüne basıp neredeyse onu yiyordum. Ah tatlım, iyi misin sen? Buna vakit ayıramayacağım. Yapacak işlerim var. Ah, gelmen de gidelim. Ne? Ah, bu da neydi? Ah, ayakkabılarım iğrenç. Ah, işte bu komikti. Ah, çok kötü olamaz. Hey, buraya gel. Benimle mi konuşuyorsun? Biraz meşgulüm. Dalga mı geçiyorsun? Her yerde kaka var. Bununla ilgili bir şeyler yapmalısın.
Ha, bu benim işim değil. Ne? Aa, anladım. Pazarlık yapmaya çalışıyorsun değil mi? Peki yapalım. Öyle diyorsanız. Hanımefendi, anlaştık diyebiliriz. Her duruma karşı hazırlıklıyım. Kakayla alakalı acil durumlarda dahil. Ne? Bununla ne yapmam gerekiyor şimdi? Ah, benim toplamamı beklemiyorsun değil mi? Ben bu nasıl yapılır bilmem ki. Hadi bakalım. Ağ sapından bir poşet alalım. Peki, şimdilik iyi gidiyor. Sonra da sanırım buraya yerleştiriyoruz. Kaka toplama zamanı. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Oh, aldım. O kadar da kötü değilmiş. Neyse ki kaka toplarken kimse beni görmedi. Şimdi bundan kurtulalım. Ama canına çok yetenekliyim. Yumuş, gel anneciğine. Gel, kimmiş annesinin biriciği? Senmişsin, evet senmişsin. Beni izliyor muydun? Hiç bu kadar gururlanmamıştım. Vay, bu kitap müthişmiş. Ne? Bunlar da ne? Aa, etraf batmış. Ben anlamıyorum. Ben çıkarken temizdi. Aa, çok garip. Olamaz, yastık mahvolmuş. Aa, ne oldu böyle? Ha, dur biraz. Bu senin eserin değil mi? Tipine bak şunun, masummuş gibi. Yapacak tek şey var. O tırnakları da kesiyoruz. Çok zarar vermişsin. Hiç acımayacak mı? Hey, nereye gidiyorsun? Dursana, ciddiyim. Koşmayı hiç sevmiyorum. Hadi ama. Saçmalama artık. Kaçamazsın ki. Of, vazgeçiyorum. Hiç fit değilim. Daha kolay bir yol olmalıydı. Spor yapmış kadar olmayacağım bir yol. Dur bir dakika. Ne yapacağımı biliyorum. Artık bu maskeye ihtiyacım yok. Ama şu stretch filme var. Önce başımın etrafına sarayım. Şimdi de bir kaşık köpek maması alalım. Ha, bu kadar yeter. Stretch filmin üstüne sürelim. Boydan boya sürüyoruz. Bence hazırım. Hey, bak burada ne var? Hadi denesene. Güzel miymiş? Aynen öyle. Ye hepsini. Sen yerken ben de tırnaklarını keseyim. Bir daha yastık falan parçalayamayacaksın. Keşke daha önce aklıma gelseymiş. Üstelik herkes mutlu. İşimiz bitti. Dur, şunu çıkarsam iyi olacak. Köpek bambusu gibi kokmak istemiyorum. Ay, çok kötüyüm. Ay, köpeğimi kaybettim. Neredesin oğlum? Burada mısın? Ah, yok, hayır. Saksının içinde misin? Aa, burada olabileceğini düşünmüştüm. Hadi şunu, nerede olabilir ki? Ah, pardon, köpeğimi gördünüz mü? Hayır, üzgünüm. Ah, onsuz bir hiçim. Ah, ne yapacağım ben şimdi? Kalbim bin bir parça. Muhtemelen yalnızdır ve korkmuştur. Hey, köpeğinizi buldum. Buyurun. Ne? Ah, teşekkürler. Ah, mutlu sonlara bayılırım. Evinin burası olduğunu nereden bildin? Tasması sayesinde. Arkasında adres yazıyordu. Çok işe yaradı. Ay, evet, onu unutmuşum. Tekrar teşekkürler. İyi ki sana bir tasma yapmışız. Bir kek kalıbını kumla dolduruyoruz. Sonra da patinin izini çıkarıyoruz. Parmakları ve içi için pembe kullanıyoruz. Çok tatlı olacak. Evet, bu kısmı neredeyse bitti. Şimdi de bu tutkalı değiştirelim. Kalanı için şeffaf tutkal kullanıyoruz. Patizinin etrafını dolduruyoruz. Neredeyse bitti. Kurumasını bekliyoruz ve çeviriyoruz. Kalıbı çıkaralım. Şimdi de kumu temizleyelim. Dikkatli olmam lazım. Kalıbın içindeki patiyi kesmek istemem. Şuna bak. Mükemmel oldu. Bir daha asla kaybolmayacaksın. Of, çok kötüyüm. Ha, biliyorum tatlım. Kedinin de ateşi çıkmış. Aa, korkma Mickey. Ne yapacağımı biliyorum. Üstüne limon sürmemiz lazım. Anne. Ne? Daha iyi olmak istiyorsun değil mi? Uf, sağlam ekşimiş. Başka bir şey deneyelim. Bir düşünmem lazım. Aa, buldum. Şu soğanları ikiye bölelim. Biraz da sarımsak gerekecek. Aa, bununla ne yapacağım ki? Ay, de kurtulayım. Tatları çok kötü. Ah, devam et, aferin kızıma. Ne? Kedi de mi istiyor? Aa, üzgünüm. Al bakalım. Senin için kabına koydum. Biliyorum. Ye gitsin. Aa, hey, ye şu sarımsağı.
Neyi bekliyorsun? Ha, aynen öyle. Ah, çok garip ya. Hiç değilse sen sevmişsin. Sana yetişmem lazım. Bu da son sarımsak parçasıydı. Of, umarım işe yarar. Ne? Şu kokuyu aldın mı? Of, nefesim berbat olmuş. Öyle olmaz. Dişlerini fırçalamamız lazım. Nefesim birazdan temizlenecek. Şöyle rahatça otur bakalım. Hiçbir şey olmayacak. Of, kokusu hala geliyor. Fırçam da işte burada. Aç bakalım altını, başlayalım. Nasıl bir hismiş? Bence bitti. Dur, hala kokuyor. Aa, benimkiymiş. Çok kötü. Ben de fırçalamalıymışım. Ama bu annemin suçu. Dur bir saniye. Çok rahatladım. Çok utanç verici olabilirdi. Kontrol edelim. Naneli. İşimiz bitmiştir. Yumuşacıksın. Hadi gel gidelim. Annemin ne yaptığına bakalım. Okula hazırlansam iyi olacak. Bu da neydi? Hey, su kabının burada ne işi var? Ya bitirmişsin. Böyle olmaz. Dur bakalım, hemen dolduralım. Bak, burada buz gibi bir suyum var. Ağzına kadar dolduracağım. Susamış olmalısın. Tamamdır. Al, iç bakalım. Aferin kızıma. Çok tatlısın. Başka bir şey gerekirse koltukta olacağım. Çantamı hazırlamam lazım. Nereye oturdum ben? Nasıl ya? Bu nasıl mümkün olabilir? Yani cidden mi? Hepsini mi içtin yani? Peki, biraz daha koyayım o zaman. Neyse ki tuvalet eğitimin tamam. Bitkileri de sulasam iyi olur. Dur biraz. Yok artık. Kabın burada ne arıyor? Bana öyle bakma. Peki, tekrar doldurayım. Ya hadi ama. İyice saçma olmaya başladı bu iş. Artık şaka falan yapıyor olmalısın. Neler oluyor? Bunu nasıl başarabiliyorsun? Bütününü dolduramam. Yapacak işlerim var. Justin, çok güzel öpüşüyorsun. Ama nefesin. Sen Justin değilsin. Nereye gidiyorsun? Bilmem gerekirdi. Peki, biraz daha su koyuyorum yine. Bu son kap, anlaşıldı mı? Güzel. Olamaz, saate bak. Geciktim, gitmem lazım. Ucu ucuna. Şu kitapları dolabıma koyayım. Çok güzel antrenmandı. Selam Miki. Hayır. Bu sabah sen de benimle yoga'ya gelecektin Miki. Köpeğim suyu bitecek. Bunu nasıl yapabilirim? Çok susayacak. Berbat birisiyim. Hayır, buna izin veremem. Gitmem lazım. Buradaymışsın. Çok rahatladım. Çok üzgünüm. Bir daha kabın asla boşalmayacak. Söz. Buldum. Bir arama yapmalıyım. Alo? Evet, yardımınız gerekiyor. Teşekkürler. Geldi mi? Çok hızlıydı. Bu bütün sorunlarımızı çözecek. Minik bir çeşmemiz oldu. Önce doldurmamız gerekiyor. Köpeğimiz çok su düşkünü. O yüzden bolca su gerekecek. Sonra da bunu geri takalım. Mükemmel. Hem de çok tatlı. Üstelik doldurup durmam da gerekmiyor. Beğendin mi? Bunu daha önce düşünmem gerekirdi. Her şey çok daha kolay olabilirdi. Artık istemediğin kadar suyun var. Çok mutluyum. Şimdi okula dönsem iyi olacak. Çok komik bir keşke orada olsaydın. Dur, hemen geri döneceğim. Çok tatlısın. Burada ne yapıyorsun böyle? Evsiz misin? Gel tatlım. Şu güzelim gözlere bak. Çok minnosun ya. Benimle eve gelmek ister misin? Hep evcil bir hayvan istemişimdir. Dost canlısısın. Seninle çok iyi arkadaş olacağız. Biliyorum işte. Elime bak, çok kirlemişsin. Seni yıkamamız lazım. Hayır, oraya girme. Bu filme çok kaptırdım. Ne? Orada birisi mi var? Bir şey duydum sandım. Evet, başardık. Annem burada olduğumuzu bilmiyor. Hadi seni küvete sokalım. Sorun yok, korkma. Birazdan tertemiz olacaksın ve harika kokacaksın. Bu şampuana bayılıyorum. Küveti doldurmamız lazım. O suyu içmemelisin. Neyse, kendini evinde hisset. Köpek kokusu mu alıyorum? Çok garip.
Ah, bu kadar yeter. Köpek bakımı dediğin böyle olur. Ay, çok şanslısın. Köpeğe bayılıyorum. Odaklan bende. Bunu sevdin değil mi? Nasıl bir hismiş? Su yeterince sıcak mı? Rahatla gitsin. Bunu hak ettin. Yoksa o köpek mi? Yok, olamaz ya. Mendy'ye baksam iyi olacak. Olamaz zamanı. Aa, neler oluyor burada? Sakın öyle yapma. Aa, Selam anne, yeni mi geldin? Bunu kullanman lazım. İşini çok daha kolaylaştıracaktır. Bu tarafını musluğa takıyoruz. Sıkıca yerleştirmen lazım. Sızıntı istemeyiz. Fırçayı da eline takıyorsun. Musluğu açalım. Bir duş başlığı olabiliyor. Aynı anda sen de temizlenebiliyorsun. Köpek buna bayıldı. Herkes mutlu. Vay canına, çok kirlenmişsin. Ama sorun yok, yakında tertemiz olacaksın. Yuhu, çok eğleniyorum. Neredeyse bitti. Teşekkürler anne. Ne? Sen de en az köpek kadar kirlisin. Aa, cidden mi? Teşekkürler anne. Köpeği kurulamamız lazım. Çok rahat görünüyor. Küveti sen temizliyorsun değil mi? Ha? Sürpriz. Ne istersen senin canım. Aa, bu boşmuş. En tatlı kimmiş? Bu da boş. Merak etme canım. İstediğini bulacaksın. Şurayı dene. Ay, ne tatlı. Bu köpeciği istiyorum. O zaman senindir. Ay, banyo yapması gerek. Ağzımı yıkamalıyım. Hadi gidelim. Seni çok seviyorum. Aa, olamaz paparaziler. Fotoğraf yok. Yine üşüşmüşler. Neyse, bari iyi yanımdan çekin. Kimse yok değil mi? Hadi bakalım. Dikkat et. Başka bir ortak edinmem gerektiğini biliyordum. Gir şuraya. Hey, burası güzelmiş. Gel. Uf, bu canımı yakabilirdi. Şansıma kafamın üstüne düştüm. İşte bu. Bu bize ömür boyu yeter. Alabildiğini al. Bu çiçekler çok güzel. Sen ne yapıyorsun? Ama çok güzel mıncıklanıyor. Değerli şeyleri alıyoruz. Pardon patron. Orada daha fazla altın var. Çabuk ol, alabildiğin her şeyi al. Sen ciddi misin ya? Bilgi de değerlidir. Şunu görüyor musun? O ne? Bilmiyorum ama çok korktum. Koru beni. Gidelim buradan. Çabuk. Ne oluyor orada? Sen iyi misin kıymetlim? Amanım. Ne dağınıklık. Ne olmuş burada? Ay kıymetlim, işte buradasın. Tatlı minik köpeğim, sen iyi misin? Çok endişelendim. Pencere niye açık ya? Şş, sessiz ol. Hey kıymetlim, hanemiş en tatlı köpecik. İşte burada. Senin için özel bir mama getirdim. Senin için en iyisi. Afiyet olsun. Ha? Çok acıkmışsın galiba. Abanın. Yani oraya nasıl çıktın? Babanı korkuttun. Peki, biraz daha alabilirsin. Daha mı? Al bakalım. Vay canına kıymetlim, çiğnemeden yutma. Sevgilim, hazırım. Ben neye bastım? Bunun burada olduğunu hatırlamıyorum. Niye kaka kokusu alıyorum? Oh, iğrenç. Aa, dahası da var. Şu yöne gidiyor. Sanırım izlesem iyi olacak. Ah, bu koku berbat. Daha da güçleniyor. Ay, bundan kurtulmalıyım. Kıymetlimin tuvalet terbiyesi alması gerek. Bir dakika. Yani bu iyi görünüyor. Spa'daki kızlar çok kıskanacak. Hadi bakalım kıymetlim. Ye şunları. Annene daha fazla altın yüzük lazım. Bu muhteşem. Ama kokusunu halletmemiz gerek.
Şuraya da bir fıça darbesi. Gerçekten iç güzelliğini yakaladım. Kıymetlim, muhteşem. Selam sevgilim. Annenin kucağına gel bakayım kıymetlim. Nihayet başyapıtım tamamlandı. Sevgilim, bu şu ana kadarki en iyi eserin. Bunun bir galeride durması gerek. Sen ne düşünüyorsun kıymetlim? Hayır mı? Sulu boyayı daha mı çok seviyorsun? Kusura bakma tatlım. Ne sert bir eleştiri. Ay. Şu yaptığıma bak. Elimden bu kadarı geldi. Bu çok üzücü. Sen in bakayım kıymetlim. Üzülme sevgilim. Sanat eserlerini her zaman satın alabilirsin. Haklısınız, sonuçta ben zenginim. Ah, şuna bak. Kıymetlim, sen bir dahisin. Bu nefes kesici. Şuna bak, doğal yetenek. Siyahla beyaz arasındaki geçiş resmen mükemmel. Oo, bu harika. Beni çok etkiledi. Ah, selam. Şekerim. Ah. Kıymetlim de müthiş görünüyor. Onu şuraya koyalım. Biraz bakım zamanı. Buna çok ihtiyacım var. Ay, gıdıkladı. Ah, manikür ne iyi geliyor. Bu tarzı seviyorum. Harika görünüyorum. Paris'ten en son moda. Oh, çok güzel görünüyorsun. Anne seni çok seviyor. İşte yine hallettim. Bunu hak ettin. Şunlara bir bakayım. Tatlım biraz az olmuş. İşimi seviyorum. Ciao. Biz de tam güzellik salonundan ayrılıyorduk. Öğle yemeği mi? Harika olur. Kıymetlim. Tatlım geri dön. Nereye gitti bu? Kıymetlim. Ah, olamaz. Kıymetlim çık oradan. Üstünü başını mahvettin. Bu iğrenç. Tırnaklarımı daha yeni yaptırdım. Gel buraya. Güzel kürkün çöplerle kaplanmış. Bu yüzden işlerimi yapacak insanlar tutuyorum. Pekala, biraz eğlenme vakti. Bu kemiği yakalayabilir misin? Hadi getir. Yine mi? Bunu hallettik sanıyordum. Ah, buldum. Siz mi çağırdınız hanımefendi? Ah, evet, iyi gelmişsin. Bu kemiği yakalamanı istiyorum. Kıymetlimi eğitmeye çalışıyorum da. Yakala bakalım. Bak kıymetlim, böyle yapacaksın. Aldım hanımefendi. İşte böyle. Şimdi kıymetlime ver. Hızlı çocuk. Sen de mi denemek istiyorsun? Tamam. Hadi tekrar deneyelim. Hadi bakalım kıymetlim. Sıra sende. Geliyorum küçük bey. Buyurun küçük bey. Bu nasıl küçük bey? Oldu mu? Elimden gelenin en iyisini yapıyorum küçük bey. Seninle gurur duyuyorum kıymetlim. Seninle de. İyi geliyor. Teşekkürler küçük bey. Selam millet. Şu müthiş görünümü paylaşmak için bir internete gireyim dedim. La 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 kıymetlim ne tatlısın. Ah, şuna bak. Sen dünyanın en cici köpeğisin. Oo, evet. Oo, ne çok beğeni. Bir dakika, neler oluyor? Seni bütün gün öpebilirim. Yumuşacık ve pofuduksun. Anladım. Bu bana bir fikir verdi. Vay canına. Bu müthiş. Ünlü olduk. Yani sen ünlü oldun kıymetlim. Hep bir pop yıldızı olmak istemişimdir. Herkes seni çok seviyor kıymetlim. Sen dünyanın en iyi köpeğisin. Ve tüm satışlardan %10 alıyoruz. Müthiş para kazanıyoruz.
Pekala, güneş gözlüklerimizi takalım. Hazır mısın? Harika birer güvenlik görevlisi olacağız. Aha, affedersiniz, geçebilir miyim? Aman tanrım, geliyor işte. Buraya doğru yürüyor. Hemen kameralarınızı ve mikrofonlarınızı hazırlayın. Bu fırsatı kaçırmayınız. Buradayız. Sana bir soru sorabilir miyiz? Buradayız. Ay, hiç beklemiyordum. Beni burada mı buldunuz? Sanırım manşetler için biraz poz verebilirim. Bir saniye. Burada neler oluyor? Evet, bize tasmandan biraz bahseder misin? Kahvaltıda nasıl mamalar yemeyi seviyorsun? Bizim için bir havlar mısın? Ne? Köpeğim mi? Pekala, anlaştık. Sonra görüşürüz. Güle güle. Armani, çok mu sıcak oldu? Nefes nefese kalmışsın. Ah, amanın, resmen yanıyorsun. Yavrucuğum hastalanmış, yardıma ihtiyacım var. Alo, evet Armaniciğim çok hasta. Merhaba Bayan Betty, köpeğiniz Armani'nin hastalandığını duydum. Biraz daha yakından bakabilir miyim? Gel bakalım Armanicik. Yat bakalım, aferin sana. Parmaklarımı kütlettikten sonra hazırım. Pekala Armanicik, bakalım neyin varmış? Aman tanrım, aman onun nesi var doktor? Kulakları temiz ve sorunsuz görünüyor. Çok şirin. Üstelik çok da pufuduk. Devam edelim. Dolu bir midesi var, yani karnı aç değil. Şimdi stetoskopumla ciğerlerini ve kalbini dinleyeceğim. Ay eyvah, durumu o kadar ciddi mi? Burada sorun yok. Burada da buldum. Affedersin Armani, şimdi karnına biraz masaj yapacağım. Pekala kıpırdama. Armani, yapacak çok işim var. Gerginliği azaltmak için arka bacağını esneteceğim. Olamaz, bu çok ciddi görünüyor. Hadi ama Armani, başarabilirsin, sana inanıyorum. Amanın, bu çok iğrenç. Yüzümün her yerine bulaştı mı? İşte emeğinizin karşılığı olarak bunu kabul edin. Teşekkürler ama seni bir daha görmek istemiyorum. Canım Armani, iyileştiğine çok sevindim. Aferin benim canım oğluma, ne şirinsin sen. Buraya birkaç fırça darbesi. Olamaz. Armani, yanlışlıkla kuyruğunu boyadım. İnanamıyorum. Buyurun Bayan Betty. Aman tanrım, ey Betty, Armani gel. Hadi seni temizleyelim. Ne kadar çok şey baba var. Selam, acil bir temizlik durumu var. Armani kuyruğu pembeye boyanmış. Ay, ne kadar şirin bir köpek. Şu yüze bakar mısın? Pekala Armani, hadi havuza atla. Seni güzelce yıkayalım. Ne kadar akıllısın sen. Tanrım, bu işe yaramıyor. Haklısın, hortum bulmaya gidiyorum. İşimize yarayacaktır. İşte burada. Üstelik banyo yapmaktan hiç korkmuyor. Pekala, bu kadar su yeter. Şimdi tüylerini şampuanlayalım. Tüylerine masaj yapmayı unutma. Aferin Armani. İyice silkelen bakalım. Şimdi de seni kurulayalım. Islak ıslak gezmek istemezsin. İşte oldu. Kendini nasıl hissediyorsun Armani? Artık ıslak değilsin. Sen yüzünü kurula, ben de yanaklarını masaj yapayım. Evet, harika. Kendini iyi hissediyor musun Armani? Kaslarını gevşet ve masaj yapmama izin ver. Sırada boyun masajı var. Tasmayla gezmek boynunu yormuş olmalı. Bacaklarının arkasındaki tüyleri taramayı unutma. Biraz da tırnaklarını törpüleyelim. Armani, canım benim. Anneciğim seni almaya geldi. Bu da ne böyle? Bunu yaptığına inanamıyorum. Benim Armani bir dünya markası ve o şekilde davranılmayı hak ediyor. Emredersiniz hanımefendi. İşte oldu. Altın papyon ve tacı çok yakıştı. Tıpkı hak ettiği gibi. Hadi gidelim Armani, annenin yapacak işleri var. Bu zor oldu. Armani, anneciğin senin için yeni bir ödül kurabiyesi aldı. Al bakalım, umarım beğenirsin. Afiyet olsun, bunu hak ettin. O kadar akıllı durdun ki bir taneyi daha hak ettin. Anneciğinin küçük meleği, seni çok seviyorum. Hadi biraz karnını sevelim. Bir dakika, neler oluyor? Bu da ne? Yoksa sen kilo mu aldın? Kocaman olmuşsun. Armani, buna inanamıyorum. Hayır hayır hayır, hemen bir uzmanı arayacağım. Alo, evet, köpeğim Armani ile ilgili acil bir durum yaşıyorum. Hiç merak etme tatlım, annen her şeyi halledecek ama artık bisküvi yok. Merhaba, şimdi seni ince, güçlü ve zinde hale getireceğiz. Hadi ayağa kalkalım da antrenmana başlayalım. Kim, ben mi? Hayır hayır, bu Armani için. Ne, köpek mi, Armani mi? Bilemiyorum. Paranı almak istiyorsan da onunla ilgilenirsin. Daha önce hiçbir köpekle çalışmamıştım. Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. 1, 2, 3,
Biraz squat yapmaya ne dersin? Kaslarını çok güçlendirir. Ne dersin Armani? Bunu başarabilir misin? Hey, neden spor yapmıyorsun? Dinlenmek yasak. Hadi ama annen seni forma sokmam için bana para ödüyor. Belki de başka bir şeyle başlarsak daha iyi olur. Bu dambılları kaldırırsan kas yapar ve güçlenirsin. Birkaç tekrar yap ve kendini nasıl hissettiğine bak. Ne Armani, dambılı kaldırmaya bile çalışmayacak mısın? Peki hula hoop'a ne dersin? Çok eğlenceli olabilir. İşte böyle, müthiş bir spor. Pekala, sen denemek ister misin? Pekala, ayağa kalk ve çevirmeye başla. Ha, Armani, denemiyorsun bile. Şişko ve tembelsin. Böyle yapmaya devam edersen değişemezsin. Kötü köpek. Aa, yarın beni kovalamayı bırak Armani. Kötü köpek, otur, bekle. Yere yat. Kaçacak başka yerim kalmadı. Selam, ben döndüm. Armani ile yaptığınız egzersizi bitirdiniz mi? Aferin, artık her gün gelmeni isteyebilirim. Hayatta olmaz, bunu yapmamın imkanı yok. Artık ödememi alabilir miyim? Pekala, ne kadardı acaba? Hepsi kadardı. Hatta bunları da alayım. Ben gidiyorum. Ah, ne zor biri. Armani'nin oyun oynama zamanı gelmiş. Oldukça eğleniyor gibi görünüyor. Ah, haberler her gün daha ilginç görünüyor. Bu da ne? Burada neler oldu böyle? Her yer darmadağın olmuş. Armani, bunu senin yaptığını biliyorum. Ne kadar yaramazsın sen. Şimdi her yeri temizlemek zorundayım. Bunu görüyor musun? Armani, ağır topları devreye sokma zamanı. Doğru duydun, en sevdiğin fırça. Bu dağınıklığı başka türlü toparlayamam. Bence bir ders almanın zamanı geldi. Doğru duydun, artık kendi dağınıklıklarını kendin toplamayı öğrenmelisin. Ah Armani, beni duyuyor musun? Hey, nereye gittiğini sanıyorsun? Arkanı dönüp gitme öyle. Ağzındaki şey dene. Bir oyuncak daha mı? Bunu ayıracak vaktimiz yok. Doğru duydun, temizlik zamanı. Gel bakalım, beni izle. Sana bunları nasıl temizleyeceğini göstereceğim. İşte böyle. Anladın mı? Anladığını sanmıyorum. Dur bir dakika. Ne yapacağımı biliyorum. Armani'nin vücudunu kullanarak yeri temizleyebilirim. Önce buraya, sonra da buraya. Pekala, hadi buraya gel. Hadi Armani, temizlememe yardım et. Burada neler oluyor? Benim biricik yavruma ne yapıyorsun sen? Temizliği yapan kişi sen olmalıydın, anladın mı? Armani değil. Şimdi işin başına dön ve Armani'yi buna karıştırma. Şapka işinin başına dön ve Armani'yi bana karıştırma. Köpeğinin çok akıllı olduğunu sanıyor ama bu dağınıklığı o yaptı. Bununla uğraştığıma inanamıyorum. Neredeyse bitti. Bu eve ne dersin Armani? Aynısından yaptırabiliriz. Armani okuma bilmiyor ki. Neden önünde bir dergi var? Armani kıpırdama. Bu çiçeklerin esansını tüylerine üflemeye çalışıyorum. Aa, yapacağını da ben bakarım. Eminim misafiriniz gelmiştir. Sonunda tüm gün bu yemeği bekledim. Buyurun, buraya oturabilirsiniz. Selam. Bütün gün bu anı bekledim. Bu da benim köpeğim Armani. Pekala. Tanıştığımıza sevindim Armani. Vay. Ah, bak başlangıç sabahımız geldi. Salata nefis görünüyor. Al bakalım Armani. Karnım çok aç, bu salata yiyeceğim için çok heyecanlıyım. Aman tanrım, Armani yarın yokmuş gibi yiyor. Vay canına. Sanırım köpeğin yemek yemeyi çok seviyor. Evet, köpek işte yemek yemeyi seviyor. Olamaz. Bu tavuk köpeğin tabağındaydı. Onun salyalarıyla kaplanmış. Ah, bu gerçekten çok iğrenç. Armani, bakar mısın? Affedersin. Evet, Armani'nin yemeğini yemesine yardım eder misin? Elbette, hemen dönerim. Merak etme, o halledecektir. Oldukça yetenekli biri. Selamı yalnızca birkaç saniyenizi alacağım. Al bakalım Armani, benim ellerimden yiyebilirsin. Peçeteyi kullanmayı unutma. Şimdi ağzını silelim. Pekala. Yemek için teşekkürler. Sonra görüşürüz. Umarım bu düşündüğüm şey değildir. Olamaz. Köpek kakasına bastım. Ben gidiyorum. Akşam yemeğine evde olurum. Sen de uslu çocuk ol, tamam mı? Bye bye.
Beni böyle nasıl bırakıp gider? Bu ihanetin bedelini ödemeli. Güle güle yastık. Hiç sanmıyorum. Görüşürüz. Buraya ne olmuş? Sadece 2 saatliğine gitmiştim. Sana uslu durmanı söylediğimi sanıyordum. 99. 100. Mükemmel. Mükemmel görünüyorum ha? Aa, nihayet dönmüşsün. Ah, neyse, tek parça halinde dönebildim. Koş bakalım Smokey. Ama patilerim. Yo. Felaket geliyorum diyor. Smokey, yapma. Sanırım hiçbir yere gitmiyorum. Bana ne yaptığına bak şunun. Çok üzgünüm Eva. Yapabileceğim bir şey olmalı. Aslında harika bir fikrim var. Sönmüş bir balonun alt kısmını kes. Sonra alt kısmını köpeğin patisine geçir. Mükemmel. Hanimiş benim oğlum. Artık ortalığı kirletmeden sevgini gösterebilirsin. Çok da sevimli oldular değil mi? Yeni bir gün yine köpecik için mama vakti. Ah, Ronnie! Nerede ki? Eminim saklanıyordur. Neredesin oğlum? Bunun altında değil. Yine çamaşırların altında mı? Belki dışarıda oynuyordur. Yok. Nereye gitti bu Ronnie? Tüylerden bir iz görüyorum. Ve doğruca dolaba gidiyor. Hey! Aha! İşte Ronnie. Biliyordum. Burada mı kaldın? Neredeyse günün en sevdiğim bölümünü kaçıracaktın. Kabına en sevdiğim mamalardan bol bol koydum. Aa! Amanın! Şu tüylere bak! Bu köpek deli gibi tüy döküyor. Her yeri kaplamış. Bütün elbiseleri mahvolmuş. Hemen bunu açıkla Ronnie. Gel buraya Ronnie. Seni hemen fırçalamalıyım. Hala nasıl kel kalmadın anlamıyorum. Berbat şu tüylere bak. Şimdiden fırçayı temizlemek gerekiyor. Ya da onu daha etkili şekle sokabilirim. Fırçayı sıkıca tut ve kılların üstüne bir naylon çorap geçir. Sonra parmaklarına bastır. Artık köpeğini tarayınca kaplamayı kaldırır ve bütün tüylerden kurtulursun. Yeni gibi. Artık tüylerle kaplanmadan seni mıncıklayabilirim. Kürk topuma bayılıyorum. Bütün gün bunu izleyebilirim. Ama o zaman zavallı Smokey ne yapacak? Ne yapmak istersin? Ay, eminim oyun oynamak istiyorsundur. Hadi. Bak Smokey, yakala. Hayır mı? Bu oyuncağı istemedin mi? Ya bunu? En sevdiğin top. İstemiyor musun? Üzüldüm ama. Tek istediği bu atıştırmalıklar değil mi oğlum? O zaman ne yapmam gerektiğini buldum. Smokey ödül mamalarını seviyor. Özellikle de oyuncaklarla birleşince. Topa bir kesik at. Sık ve köpeğin en sevdiği ödül mamasından içine koy. Bu onu bir süre oyalar. İşte bitti. Hazır mısın? Bak senin için ne var. Yakala. İşe yarıyor. Eminim mamaların kokusunu alıyordur. Bir sürü oynar. Hem de güzelce eğlenir. Bu ev ödevi düşündüğümden daha zormuş. Ne haber kızım? Ödevimin üstüne atlama tamam mı? Eva, eşyalarımı rahat bırak tamam mı? Burası yasak. Ah Eva, ne tatlısın. Seni sonra seveceğim tamam mı? Şimdi yatağa yat. Sonra görüşürüz. Şimdi dışarıdadır. Dışarı çıkmamı mı istiyorsun? Peki.
Nihayet biraz huzur ve sessizlik. Aa, sanırım bunu biliyorum. Bir dakika, onu dışarıda bırakmıştım. Eva, neredesin kızım? Hayır. Ya kaçtıysa? Onu bulmalıyım. Eva'mı gördün mü? Yine de teşekkürler. Bir dakika, bu kediyi gördün mü? Of. Hey, bu kediciyi tanıdın mı? Hayır, o gri. Sağ ol. O minik bıyıklarını özlüyorum. Herhalde o da beni özlüyordur. Tatlı kızım. Ashley, ne istiyor ki acaba? Alo? Onu buldun mu? Ah, bebek kızımı bulmuşsun. Onu güvende tuttuğun için çok teşekkürler. Hadi artık eve gidelim. Çok teşekkür ederim. Şimdi eve dönelim, tamam mı? Böyle bir şey hazırlıklı olmak için tutkal tabancasıyla bir künye hazırla. Numaranı üstüne yaz. Sonra da sıcak silikonla iyice kapla. Üstüne mumlu kağıtla bastırıp yazsın. Kuruyunca silikonun fazlasını kes ve işte hazır. Artık bir künyen var. Böylece evin yolunu bulabileceksin. Bunlardan görmüşsündür. Bu seni her zaman koruyacak. Seni seviyorum. Of, elimdeki bu kadar mı? Sanırım bu yeterli olmayacak. Bir işe ihtiyacım var. Sanırım köpek bakıcısı olabilirim. Galiba başka seçeneğim yok. Başvursam iyi olur. Oh, çok huzursuzum. Umarım köpek ısırmaz. Merhaba. Köpeğinize bakmaya geldim. Aa, selam ufaklık. Bu hayatımın gururu ve neşesi. Ona iyi bak, tamam mı? Aa, birlikte çok eğleneceğiz. Ben bir saate dönerim. Bu kadar yeterlidir herhalde. Teşekkürler. Sen de uslu dur, minik canavarım. Sonra görüşürüz. Seni tanımak için sabırsızlanıyorum. Çabucak çok iyi arkadaş olacağız. Bu saç sana çok yakıştı. Çok güzel. Ve vals böyle yapılır. Veda bile edemediler. Ah, ne acı. Hey, sanırım annen arıyor. Selam canım, ben hala işteyim. Bana bir resim yollayabilir misin? Tabii, hemen yollarım. Hop. Gülümse. Biraz buraya döner misin? Ah, bu iyi olmadı. Ona bunu yollayamam. Aa, bu yüz tam fotoğraflı. Kıpırdama. Bekle, hayır. Bu imkansız. Köpekler peynir sever değil mi? Buldum. Buraya bak. Gördün mü? Evet, çok işe yaradı. Ay bebeğim, ne mutlu görünüyor. Uslu çocuk. Ve çabaların için bir atıştırmalık. Bu son, sürekli açıklayıp duramam. Hazır mısın? Tamam o zaman, ödülün bu bardağın altında. Anladın mı? Onu bulman lazım. Şimdi dikkatini buraya ver. Acaba hangi bardağın altında? Bil bakalım. Birini seçmen lazım. Bakalım şanslı mısın? Aferin sana. Ama diğer bardağı seçseydin bir sürü ödül maması vardı. Çok şapşalsın. Yüzünü bir görsen. Aa! Bütün gün yaptığım tek şey sürekli temizlik. Hiç bitmiyor. Azıcık dinleneceğim. Üf. Hadi oğlum. Selam. Merhaba anne.
Sırada ne var? Bir dakika, yeri daha yeni silmiştim. Ve şu an yine kirlendi. Buna inanamıyorum. Ne gün ama. Matthew! Eyvah, bu hiç iyi olmadı. Ne vardı? Yerlere bir bak. Ne olmuş ki? Ah, tamam, pardon. Peşinden etrafı temizlemekten bıktım artık. Birkaç tane ayak iziydi sadece. Bu haksızlık ya. Çünkü ne hissettiğimi anlıyor musun? Sen ne güzel bir şeysin. Uf, bu ağır bir iş. Ama sonunda bitti. Bak, benim bir balonum var. Evet, harikaymış. Ama sanırım patlak. Şişmiyor. Of ya, ne şapşal. Bunu yapmak zor değil ki. Bunu sevmiyorum artık. Ha, sen şişirebilirsin belki. Balonlar çocuklar içindir. Ama peki. Gördün mü? Çok kolay. Bir dakika. Bir fikrim var. Balonum! Onu çaldı. Evde kirli pati izleri olmaması için bir balon al. Sonra balonu boyun kısmından kes. Yeni bir gün ve yine temizlik yapıyorum. Merhaba anne. Aha, yine yerleri berbat edeceksin galiba. Hayır, bu sefer değil. Şirinmiş. Bunlara artık ihtiyacım yok. Hadi bakalım oğlum. Modaya uygun ve temiz. Bu çocuk için endişeleniyorum ama bu bayağı akıllıcaydı. Şimdi güzel uzun bir duş alma zamanı. Aa, sen misin? Kalk şu havluların üstünden. Onlar senin yatağın değil. Hadi yürü bakalım. Bu köpek önüne gelen her yerde uyuyor. Bunu kullanamam. Her yeri tüy olmuş. İğrenç. Ne gündü ama. Bir an evvel kendimi yatağa atayım. Cidden mi? Kötü köpek. İn oradan aşağı bakayım. Burası benim yatağım. Her yeri tüy olmuş. Ne çok tüy var. Bu tişörtten pek hoşlanmadım. Sanırım değişeceğim. Nasıl yani? Niye sürekli bunu yapıyorsun? Ama ben sana sürekli kızamam ki. Sen iyi bir köpeksin aslında. Sadece her yere tüy bırakmaktan vazgeçmelisin. Bir dakika. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Bence bu işe yarayabilir. Düz bir yere eski bir sweatshirtünü koy. Sonra göğüs kısmını dik. Hey, bu işte bayağı iyisin. İpin fazlasını kes. Sonra bir yastığı alıp sweatshirtün içine sok. Daha sonra sweatshirtün altını dikip kapat. Bu bittiğinde boyun kısmından içini pamukla doldur. İç tarafın iyice dolmasına dikkat et. Aynı şeyi kollarda da yap. Kolu boylu boyunca doldur. Bu bittiğinde kol ağzına tutkal sür ve kolları birbirine yapıştır. İşte sana rahat bir köpek yatağı. Vay canına, bu harika oldu. Çok da rahat. Bunu buraya koyacağım. Hadi, sana çok rahat bir yatak yaptım. Çok güzel değil mi? Bugün çok özel bir gün. Pekala, başka yapacağım neler varmış? Ah, hala almam gereken bir hediye var. Bunu unuttuğuma inanamıyorum. Her şeyi mahvettim. Belki çabucak bir şey alabilirim. Sanırım mümkün değil. Aa, şuna bak. Çok güzelsin. Evet, öylesin. Bir şeyler yapmam lazım ama ne? Hey, şu tişörte bak. İyi görünüyor değil mi? Her yer görünmüyor. Ciddi misin? Gözlerimi öne çıkardığını sanıyordum. Bir dakika. Ne var? Bir planım var.
Hey! Sen bunu mu? Hiçbir şey görmedim. Ne isterse giyer. Bu mükemmel. Masaya kare bir karton koy. Köşelerini delmek için bir tornavida kullan. Sonra deliklerden bunun gibi metal bir tel geçir. Teli bantla yerine sabitle. Ortasını da bantla sabitle. Metal çerçevenin üstüne bir tişört geçir. Ve yerine güzelce yerleştir. Kollarını içe katla ve boyun kısmını kapı girişi yap. İşte kedim için şirin bir yuva. Düşündüğümden daha güzel oldu. Doğum günün kutlu olsun. Yuvasına bayıldı. Evim, güzel evim. Sen çok pofuduk bir oğlansın. Seni bütün gün mıncıklayabilirim. Sen dünyanın en cici köpeğisin, değil mi? Anneye yine öpücük ver bakayım. Gıdıklandım. Bu çok iğrenç. Sen ne kadardır oradasın? Her neyse. Harika görünüyorsun. Sen bir şey unutmadın mı? Tabii ya. Bu koku da nedir? Kusacağım. Ha? Parfümüm hiç fena değildir. Bu çok tuhaf. Uf, bu çok fena. Bu benden gelmiyor. Demek ki... Buraya gel oğlum. Sen neler yedin öyle? Nefesin çok kötü kokuyor. Bu konuda bir şeyler yapmamız lazım. Pekala, köpeğin nefesinin taze naneli kokma zamanıdır. Birazcık diş macunu alıyoruz. Aç bakayım ağzını, dişlerin pırıl pırıl olacak. Hadi bakalım. Niye bu kadar zor ki? Sakin dur bakayım. Lütfen aç ağzını. Pekala, pes ediyorum. Başka bir yolu olmalı. Buldum. Diş fırçasının kafasını kes. Sonra bir lastik alıp parmağına tutkal sür. Sonra diş fırçasının kafasını ona yapıştır. Şimdi gereğini yerine getirebilirim. Biraz diş macunu lazım. Hadi bunu yine deneyelim. İşte bu. Bu dişlerin tertemiz olması lazım. Artık nefesin kötü kokmayacak. Çok basitti. Sen çok cici bir çocuksun. Evet öylesin. Bu çoraplarımdan bile kötü kokuyor. Git bakalım. Aa, peynir yiyen minik bir fare. Oo, ne tatlı. Eminim bir eve ihtiyacı vardır. Sana ben bakacağım ufaklık. Geliyor bayım. Fareler araba kullanabiliyor muydu? Hayır, ben kullanıyorum. Onu çöpte buldum. Artık bizim. Güneş de bugün epey güçlü. Tam güneşlenme günü. Ama sıvı almayı da unutmamak gerek. Evet. Ah. Ah, olamaz. Suyum bitmiş. Biraz ister misin? Ah, ne iyi bir köpek babasıyım. İki arkadaşız biz. Nasıl hemen bitirdin? Bu kadar ısrar ediyorsan. Neyse ki büyük bir şişe getirmişim. Şimdi ne oldu? Yok artık. Sadece bu kadar kaldı. Ama... Müthiş bir fikrim var. İşe tahtayla başla. Şuraya bir çift taraflı bant yapıştır. Sonra şuraya başka bir parça tuttur. Ters çevir. Şimdi sıra suda. Şu arkası yapışkanlı cırt cırtı görüyor musun? Bu şişeyi kabın üstünde tutacak. İşte. Neredeyse kapağı unutuyordum. Su aksın bakalım. Buna bayılacaksın oğlum. Bugünkü gibi sıcak günler için harika. Bir şey değil. Yavaş iç. Ya da nasıl istersen. Bana aldırma.
Oluşumu gören var mı? Onu gördünüz mü? Böyle görünüyor. Lütfen bir tane alın. Ve bütün arkadaşlarınıza haber verin. Lütfen. Evine dön. Bunun başına gelmesine asla izin vermem. Tasmana daha fazla şey yazmalıyım. Bir dakika. Ne yapacağımı buldum. Şu mumlu kağıdı görüyor musun? Ortasına biraz sıcak silikon sık. Sonra kağıttan bir köpek etiketi ekle. Şimdi üzerine daha fazla sıcak silikon sık. Bolca tepeleme sıkmaktan korkma. Şimdi kurumaya bırak. Ve üzerine bir parça daha mumlu kağıt koy. İyice bastır. İşte hazır. Yani neredeyse. Dada! Mükemmel oldu. Karabinaya tuttur. Artık tasmaya takabilirsin. Artık beni asla bırakmayacaksın. Kaybolursan bu numarayı aramalarını söyle. Şimdi git oyna. Ay ne pufuduk, ne tatlısın. Seni çok seviyorum. Aa, Jared, bu akşam rock konserine gidiyoruz. İyi. Bir dakika, sen ciddi misin? Hadi mekanı yıkalım. Bu muhteşem olacak. Acayip müthiş görünmüyor muyuz? Kızlar bizim için birbirini yiyecek. Hadi gidelim. Bir dakika. Ya Mırmır Bey? Dur. Ne? Onu yalnız bırakmak istemiyorum. Hadi gelebilir değil mi? Ya. Ha, bir dakika. Sırt çantamı sar mı? Önce kes. Güzel. Zincir süsleri unutmayalım. İşte. Şimdi sıra kestiğimiz kısımda. Ne düşünüyorsun? Müthiş oldu. Beğendin mi Mırmır Bey? Şimdi hadi rock yapmaya gidelim. Partiye hazır mısın oğlum? Köpekleri seviyorlar değil mi? Ne ben? Partilemeye hazır mısın? Hediyemi görene kadar bekle. Arabada. Aa, olamaz. Ne? Yerlerim. Şaka mı bu? Bu köpeği hemen buradan çıkar. Amanın, bütün partiyi mahvetti. Ama tabii. Bir balonun var mı? O artık küçük bir köpek patiği. Hadi bakalım oğlum. İyi görünüyorlar. Tamam, çamura dikkat et. Sonra bunları çıkarırız. Hanimiş benim oğlum. Mutlu yıllar kardeşim. Hayır, hayır, hayır. Bak, patileri temiz. Gördün mü? İyi eğlenceler ufaklık. Biliyorsun yerlerimi seviyorum. Selam. Öğle yemeği için uğrayalım dedik. Cips, onu bir tutar mısın? Hayır, oraya olmaz. Tek kalan yer burası. Bay fare sevmez. Fare demişken, benimki nereye gitti? Ay, oraya mı saklandın? Bunun için üzgünüm. Ama onu nereye koyayım? Hey, harika bir fikrim var. Buldum. Bandanayı şöyle katla. Şimdi uçlarını alıp bağla. Güzel. İşte hepsi bu kadar. Hey, şuna bak. Minik bir fare ama. Beğenir mi acaba? Artık onu bir daha tutmam gerekmeyecek. Burada rahatına bak. Artık ziyafete başlayabiliriz.
Alex. Ne? Onun içinde ne var? Bu senin için. Yeni bir fare arkadaş. Seveceğini düşündüm. Hiç oturacak yeri yok bunun. Belki bir şeyler ayarlayabiliriz. İzle ve öğren. Tabanımız bu popit olacak. Sonra üstüne tüpleri takıyoruz. Birer çukur atlayarak bunu çepeçevre yapıyoruz. Neredeyse bitti. Sonuncusunu da buraya koyuyorum. Sonra üstüne bir popit daha koyuyoruz. Sen de benim gördüğümü görüyor musun? Bu küçük bir fare kafesi oldu. Bence burayı beğenecek. Çok rahat görünüyor baba. Ama kakalarını ben temizleyemem. Pekala, devamlı oluna bakalım. Cina. Burada. Harika. Ya Mickey. Buradayım. Mükemmel. Şimdi bir bakalım. Matthew, burada mısın? Bir bakalım. Sınıfta mısın? İşte oradasın. Güzel. Bir saniye. Aman tanrım. O da ne? Adam resmen bayıldı. Ne oldu bana? Tamam. Pekala, işte benim sınıfım. Ve evcil hayvan giremez uyarısı var. Ama bizim bunu atlatmak için bir yolumuz var, değil mi Melon? Güzel, tamamen görünmez oldun. Sınıfa gizli girmenin kesinlikle harika bir çözümü. Bu kalemun teknolojisini kullanmanın zamanıdır. İşte, ihtiyaç duyduğum tüm gereçler burada. Giyinip şu işi halledelim. İşte böyle. Şimdi hazırım. Evet, şimdi düğmeye basmanın zamanı. İşte oldu, artık görünmezim. Aynen bu kalemun Melon gibi. Süper, şimdi gizlice sınıfa sızayım. Ama yine de sessiz olmam lazım. Öğretmenin beni görmesini istemiyorum. Of, olamaz. Umarım kendimi ele vermemişimdir. Ha? O ses de neydi? Hiçbir şey göremiyorum. Herhalde bir şey değildir. Ya da ben hayal gördüm herhalde. Evet, hala buradayım. Az kalsın yakalanıyordum. Ramak kalmıştı. Pekala, devam etsem iyi olur. Öncekinden daha dikkatli olmam lazım yalnız. Olamaz. Öğlen yediğim dürüm işleri biraz zorlaştırıyor. Karnım. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ne? Bu koku da nedir? Ben mi yaptım? Hayır, hiç öyle sanmıyorum. Herhalde çöpten geliyordur. Çok iyi kurtardım. Süper kahraman gibi bir şey oldum. Ya da belki de bir süper casus. İşte kapı. Neredeyse içerideyim. Gidip açayım. Bu kapı az evvel kendi kendine mi açıldı? Sanırım hayır. Evet, başardım. Sınıfa girmeyi başardım. Yardımın için sağ ol Melon. Hadi bakalım, sırada bir mola verelim. Ama kimseye nasıl yaptığımızı anlatma, olur mu? Beden eğitimi dersine hazırım. Görünüşe bakılırsa etrafta kimsecikler yok. Harika, bir bakalım. İhtiyacım olan şey bu değil. Bir tişört daha. Aradığım bu da değil. İşte burada. Amerikan futbol topum. Beden eğitimi dersi bunsuz olmaz. Bu aslında evcil hayvanım taşıdığım şey. Merhaba Charlotte. Derse erken gelen öğrencileri severim. Evet, tabii. Ders için hazırsın değil mi? Şu futbol topuna bir bakayım. Hadi ama, at şunu bana. Sağ olun, almayayım. Ne? Hadi ama, ver şunu bana. Yeter ama, onu hemen bana ver. Olmaz, bu benim, ısrar etmeyin. Tanrım, tuhaf davranmayı keser misin? Bu sadece bir futbol topu. Bir dakika, bu nedir? Fermuar mı? Bu çok garip. Bu da nedir? Sen bunun içinde bir şey mi saklıyorsun?
Bir dakika, boş mu? Oh, olamaz. Al bakalım topunu geri. Charlotte, neredesin? Nereye gittin? Buralarda bir yerde olmalı. Burada da yok. Hiçbir yerde yok. Bir dakika, oradaki örümcek ipeği mi? Bunu takip etmem lazım. Bu beni ona götürür. Kaçtığına inanamıyorum. Sınıfa girmiş olmalı. Oh, olamaz. Sorun çok büyük. Hayır hayır, olamaz. Charlotte, insanları ana düşürme konusunda seninle ne konuşmuştuk? Beni buradan kurtar. Oh, bunun için üzgünüm öğretmenim. Ah, işte buradasın. Seni küçük yaramaz. O elindeki de neymiş? Kedi mi? Olmaz. Hayır, kuralları biliyorsun. Sınıfa evcil hayvan kesinlikle giremez. İstisna mümkün değil. Onu buradan çıkarman lazım. Ah, tamam peki. Şimdi ne yapacağız ufaklık? O çok kötü biri. Bizi sınıfa sokmadığına inanamıyorum. Ama bir saniye. Şu süslemeye bak. Ve benim bir sır çantam var. Bu işe yarayabilir. Tamam, bu çantayı, yarım küreği ve bir kalemi kullanacağım. Şimdi bunun çevresini çizeceğim. İşte böyle. Tüm çevresini çiziyorum. Sonra bu şekli kesiyorum. Sırada tutkal tabancası var. Sadece açtığım deliğin çevresini tutkalla geçiyorum. Gereken şey için yeterince tutkal kullanman lazım. İşte oldu. Bu kadar tutkal yeter. Ve şimdi sırada yarım küreye tutkal sürmek var. Ama bunu biraz süslemem lazım. Birkaç boncuk güzel olacak. Harika, bayıldım. Gir bakalım çantaya kedici. Seni sırtımda taşıyacağım. Artık pencereden dışarı bakabilirsin. Selam, geri geldim ve derse hazırım. Yanında o kedinin olmadığından eminsin değil mi? Onu hiçbir yerde göremediğime göre peki artık sınıfa girebilirsin. İşte bu, sırt çantamda onu sokmayı başardım. Yani kediciğin de sınıfa girdi. Aman tanrım, kedin çok tatlıymış. Olamaz, öğretmen geliyor. Çabuk onu görmeden sakla. Pekala, görünüşe bakılırsa derse başlamanın zamanı geldi. Umarım kedini bulamaz. Pekala, bugünkü dersimize başlayalım. Görünüşe bakılırsa hiçbir sorunumuz yok. Hiçbir şeyden kuşkulanmadı. Aman tanrım, kedicik, nereye gittin? Sorun yok, sakin ol. Onu bulacağız. Şuraya bak, tam şuraya. Ufaklık, olamaz. Masanın üstünde ne işin var? Oradaki gürültü de ne? Bilmem gereken bir şeyler mi oluyor? Bu da ne? Bir kedi. Senden şüphelenmekte haklıymışım. Üzgünüm. Bu ders çok sıkıcı. Evet, işte oldu. Ders bitti. Sonunda. Artık bir şeyler yemenin zamanı geldi. O kadar açım ki hiç bekleyemeyeceğim. Keşke benim de yiyecek bir şeylerim olsaydı. Bak o neler getirmiş. Bütün gün bunu yapmayı bekliyordum. Nefis. Ne var? Neden bana bakıp duruyorsun? Çok acıktım. Peki o halde kendi getirdiklerini ye. Bir dakika. Sana bir şey göstereceğim. Bu benim yavru kaplumbağam Tostos. Aman tanrım, şunun şekerliğine bak. Biliyorum, daha o kadar küçük ki onu evde yalnız bırakamazdım. Olamaz, öğretmen buraya bakıyor. Şüphelenmesin diye yemeye başlasam iyi olur. Sen niye yemeğini yemiyorsun bakayım? Sanırım ben de yemeğimi yemeye başlayacağım. Sen ne yapıyorsun? Olamaz. Tostosu yiyemezsin. Görünüşe bakılırsa sonuçta bir şeyler yiyorsun. Tamam, o zaman ben de yemeğime devam edebilirim. Az kalsın yakalanıyordum.
Endişelenme Tostos, seni asla yemem. Sen benim küçük değerli prenses kaplumbağamsın. Ya ne kadar şirin hayvanlar. Yani insanlar demek istemiştim. Vay canına. Kim demiş temizlik yapmak sıkıcıdır diye? Hey, dikkatli ol oğlum. Burayı temizlemeye çalışıyorum. Ya hadi ama oynayalım. Hadi lütfen. Şimdi değil, tamam mı? Bir oyuncak buldum. Tamam, şimdi kitaplığın tozunu alayım. Neden onların tozunu alıyor ki? Bir şekilde dikkatini çekmeliyim. Bana bak! Her şeyle oynamak istiyorum. Kitaplar çok tuhaf. Ayakkabılara bayılırım. Pekala, vites attırmanın zamanı geldi. Bu iş tam bana göre. Her yer pofuduklarla dolmuş gibi. Bu kadar güzel bir şeyi neden hapsederler ki? Joey! Sen ne yaptın böyle? Yoksa orada mı saklanıyorsun? Lütfen bana kızma. Hemen buraya gel. Merhaba. Bununla oynayabilir miyim? Hey, süpürgeden uzak dur. Burayı gerçekten süpürmem gerek. Ben çok ciddiyim Jolly. Hayır. Neden hiç söz dinlemiyorsun? Hadi biz... İnanılır gibi değil. Buradan çok güzel kokular geliyor. Vay canına, ne kadar güzel bir poşet. Bayıldım. Şu sesin güzelliğine bak. Hey, bence içine sığabilirim. Burası bambaşka bir evren gibi. Kurtuldum. Jolly, ne yaptın sen? Bu poşet çöpler için. Hayır. Acaba şimdi ne yapsam? Sonunda bitti. Bu kedi de kim? Joey. Ne yapıyorsun? Ya sarılmak mı istiyorsun? Rüyanda görürsün. Ve alt tarafı bir soru sordum. Joey. Beni duyuyor musun? Ben de koltukta beklerim o zaman. Ne kadar da rahat bir koltukmuş. Bu sarı koltuk nasıl acaba? Yastıklar yumuşacık. Hala telefonda mı konuşuyor? Joey, yürüyüşe çıkabilir miyiz? Birazdan geliyorum. Bu bebek miydi? Şimdi gidebilir miyiz? Yakala, evet at. Hadi at. Ben geldim. Bir saniye. Tamam, 5 dakika daha. Yakaladım. Ne? Joey, telefonumu geri ver. Konuşmam hala bitmedi. Of ya, vazgeçiyorum. İşte burada. Tamam. Neden ciddi ciddi yazıyorsun? Bu şey ne kadar eğlenceli görünüyor. Ne yapıyorsun? Sadece 10 dakika daha. Tamam. Burası çok daha sıcakmış. Jolly. Sanırım bugünlük işim bitti. Hadi gidelim, gel bakalım. Patilerine, klavyeye dokunma. Senin dikkatini nasıl dağıtacağımı biliyorum. Pisicik. Yok kuşağım, ne kadar çok ip var. Her seferinde işe yarıyor. Gerçekten mi? Bunu sonsuza kadar yapamam. Hadi gitme zamanı. Gel yanıma otur hadi. Şimdi mutlu musun pisicik? Tamam, seni sevmeyeceğim. Şu kediler yok mu? Köpek yoksa bunları paylaşmama da gerek yok.
Aa, ne kadar da nefis görünüyorlar. Hmm. Tavuk. Hadi git ve yatağına otur. Aha, bak oturuyorum. Patates kızartması ister misin? Hadi bir daha deneyelim. Hazır mısın? Yakaladım. Neredeyse yakalıyordun. Bir tane daha lütfen. Şimdi de bunları deneyelim. Yakala. Ay. Neredeyse yakalıyordum. Bu çok eğlenceliydi. Belki ekmek daha kolay olur. Aa, bu sefer çok uzağa gitti. Şimdi son kez bir şey deneyeceğim. Patlamış mısır seversin değil mi? Yakala bakalım. Evet, patlamış mısıra bayılırım. Öf ya. Tamam, yeni bir şeyler denesem iyi olacak. E bunun hepsi senin için. Ortalığı çok batırma ama. Artık kuzu içinde yiyebilirim. Her yer darmadağın oldu yine. Zaten ne bekliyordum ki? Annem en sevdiğim atıştırmalıkları almış. Meyve suyu, meyve suyu istiyorum. Atıştırmalık mı? Tam ağzıma layık. Çok susamışım. Ah, benim atıştırmalıklarımı mı yiyordun? Şapşal kedicik. Kediler bunları yememeli. Julie. Ha, efendim? Bunlar senin değil, tamam mı? Senin için özel mamalar aldım bak. Hmm? Bunları sevmedim. Ha? Ama bu senin değil. Tamam, peki sadece bir tane. Al bakalım. Gerçekten mi? Bu çok saçma. Yoruldu sanırım. Ah, amanın. Umarım bu sese uyanmaz. Ne olur uyanma. Ah, az kalmıştı. Sessizce. Ha? Bir yere mi gidiyorsun? Beni burada bırakamazsın. Beni de götür. Hemen döneceğim. Ah, o kadar da kötü değildi. Ah, efendim. Evet, evden şimdi çıktım. Öptüm. Olamaz. Az daha bunu unutuyordum. Kitaplarımı da alayım. Dışarı mı çıkıyorsun? Ya seni çok özleyeceğim benim biricik kedicim. Dünyanın en güzel kedisi kimmiş? Bıyıklarıma dokunurken dikkatli ol. Aa, hemen çıksam iyi olacak. İyi bir kedicik ol, tamam mı? Ha, bu da ne? Benim gitmemi istemiyorsun demek. Sen ne tatlı bir kedisin öyle. Merak etme, hemen döneceğim. Hadi görüşürüz. Bye bye. Tamam, şimdi hazırım. Julie. Ay, çok ilginç. Beni özleyecek misin? Nereye gitti bu? Bak, buradayım. Yakında fark edersin. Köpekler insanların en iyi dostudur derler. Peki sınıf arkadaşın yüzünü yalasa ya da en iyi arkadaşın ayakkabılarını kemirse yine de aynı şeyi söyler miydin? İnsanlar köpek gibi davransa neler olurdu? Vay canına, bu TikTok çok çılgın. Hey, şimdi olmaz, çok meşgulüm. Evet. Hey, tasmanı nasıl getirdin? Şimdi olmaz dedim, tamam mı? Tasması nasıl takılı? Zavallıcığın çişe gitmesi lazım. O da çok istiyor. Ben götürürüm. Bu tuhaftı. Ha? Sabah olmuş.
Ve Lahoyan, yeni bir gün başlıyor. Ve sen en iyi arkadaşımsın. Öpücük zamanı. Cidden mi? Kes şunu. Şimdi duş yapmam lazım. Çok sağ ol. Sana kızamıyorum. Nihayet. Çok acıkmıştım. Ve bu pizza tam benim için hazırlanmış. Sucuk kokusu mu alıyorum? Bekle. Peki ya benim akşam yemeğim? Bugün olmaz. Ama beni sevmiyor musun? Git buradan. Evet, nerede kalmıştım? İzin verir misin? Huzur içinde bir yemek yemek istiyorum. Bunun için pizzamı paylaşmam gerekse bile. Güneş ışınlarına bak. Buraya gelmeyi aklından bile geçirme. İnsanım burada, anladın mı? Aptal köpek. Evet, yürümeye devam et. Bu da kim? Şu tuhaf tip de kim? Burası benim evim. Öyle mi? İnsandan buraya asla giremeyeceksin. Bu kadar havlamak da beni perişan etti. Aynen, tanıştığımızda memnun oldum. Takılalım mı? Seni bir dahaki sefere yakalarım o zaman. Postacım o! Bella arkadaş mı getirmiş? O adama güvensem mi bilemedim. Ne özelliği varmış ki? Beni tanıştırmayacak mısın? Şimdi olmaz oğlum. Evet, nerede kalmıştık? O ses de ne? Aldırmamaya çalışayım. Gözünü dikmiş bakıyor. İn aşağı. Şimdi oyun zamanı değil. Kusura bakma. Bana aldırmayın. Bunu gerçekten yapıyor mu şimdi? Bu çok iğrenç. Bir daha buraya gelmem. Hiç canlı gösteriye gelmemiştim. Başlıyor. Çok güzelmiş. Bu tiz notalar muhteşem. Ama bu şey demek olmuyor mu? Eyvah! Sakın aklından bile geçirme. Hayır, lütfen. Kapa çeneni. O da ne? O köpek ne yapıyor öyle? Her şeyi mahvediyorsun. Bizi dışarı atacaklar. Yeter artık. Buraya bir daha gelemem artık. Cevap vermek isteyen? Bir bakalım hele. Of ya, peki. Bu haksızlık. Fotosentezin güneşle alakası var. Burayı sevdim. Bu ne demek biliyorum. Burnumu sıkacağım. İşte geliyorum. Yoldan çekelim millet. Ne? Hayır. Geliyorum, geliyorum. Hadi yapalım bakalım. Hayır, yavaş ol. Burun. İstediğin buydu değil mi? Temizlik de insanı tüketiyor. Ama ortalık harika görünüyor. Şimdi bunun tadını çıkarabiliriz. Sen de temiz olmayı seviyorsun değil mi oğlum? Bu düşündüğüm şey mi? O çok pis kokuyor. Sen orada ne yapıyorsun? O kilimi daha yeni temizlemiştim. Of, lütfen dur. Neden köpeğim var ki? Bıraktığın için teşekkürler.
Müthiş bir doğum günüydü. Bu da dünyanın en sevimli hediyesi. Eve gelmişsin. Selam cici oğlum. Bu yeni bir oyuncak mı? Yoksa benim yerime mi geldi? Şimdi seni seveceğim, tamam mı? Dikkatini nasıl çekeceğimi biliyorum. Bunu yapman şart mıydı? Artık rekabet yok. Beni sev. Bunlar yiyecek gibi görünüyor ama tatları bir şeye benzemiyor. Dev bir sopa. Bununla neler neler yapılır. Ve tamamen benim. Acaba yatağıma sığar mı? Hey, kapının sorunu ne? Sorunun nerede olduğunu anlayamıyorum. Ha ha! Hallettiğime sevindim. Bu hayatımın en güzel günü. Çok yalnızım. Ya bir daha eve gelmezlerse? Kimse yok mu? Orada kimse var mı? O araba bizim mi? Bir dakika. Anahtarların sesini duyuyorum. Eve geldi. Sonsuza dek gittiğini sanmıştım. Seni çok seviyorum, çok seviyorum. Hey, tırnakların çok sivri çocuğum. Üstümü başımı mahvettin. En azından acayip sevimlisin. Şimdi gidip üstümü değiştireyim bari. Sonra görüşürüz. Yalnız mı kaldım? Bir şeyler yutayım. Ve bütün mobilyaların üstüne atlayayım. Öl yastık öl. Bu da neymiş? Gel buraya yiyecek. Ay. Vay canına, bugün amma eğlenceliydi. Yorgunluktan bittim. Ben geldim. Of, amma da çok çalışacak şey var. Ah, ay, ben neye oturdum? Çerçevem. Burada ne olmuş ya? Eve dönmüşsün. Bütün bunlara inanamıyorum. Sen çok kötü bir çocuksun. Ah, hayır, bu sefer işe yaramayacak. Başın büyük dertte bayım. Şimdi kendimi kötü hissettim ama. Şu köpek işi duygusal açıdan dönme dolap gibi. Ne gün ama. Selam dostum. Senin için çok özel bir şeyim var. Kendim buldum. Alabilirsin. İstemiyor musun? Amanın, kendimi bir tuhaf hissediyorum. Gel buraya ufaklık. Jared! Benim, geri döndüm. Çok rahatladım. Hey, o kedi buraya nasıl girmiş? Ne tatlı. Gel buraya ufaklık. Sen ne tatlı şeysin öyle. Şu tarayıcıyı biraz silsem iyi olur. Oh, bu harika bir açı. Durun bakalım orada. Burada bir kuralımız var. Ev hayvanı kesinlikle yasak. Aha, peki peki. Ben sadece bir fotoğrafçıyım. Fotoğraflarınızı çekebilir miyim? Evet, aynen böyle güzel. Bu pozlar harika. Modellik yapmayı bir düşünmelisiniz. Şu tarayıcı olmadan da birkaç tane çeksek mi? Harika. Böyle çok daha iyi oldu. Oh, vay canına, çok havalı. Harika görünüyorsunuz. Gerçekten mi? Aman tanrım, o zaman devam edelim. Bir dakika. Tarayıcım nerede? Ortalık sakin mi? Öyle görünüyor. Hadi bakalım gelin. Şuradan çık bakalım. Cici Gekko, sen çok tatlısın. Hey, o gerçek bir kertenkele mi? Aman almayayım. Aa, hiç bana göre değil.
Sen ona bakma Celi, sen bir tanesin. Hadi bakalım rahatına bak. Jilly, Jilly nereye gittin? Jilly! Maniküre ihtiyacım var. No. Ay, amanın! Of, bu işte bazen sıkıcı oluyor. Ah, işte biri geliyor. Ah, canına saçınız müthiş. Ne kadar yüksek. Yapması inanılmaz uzun sürmüştür. Ah, evet. Ev hayvanı sokmak yasak. Üzerinizi aramam gerek. Hmm, saçınızda bir şey mi gizliyorsunuz acaba? Hmm, bilemedim. Bayağı şüpheli görünüyor aslında. Sanırım sorun yok. Geçebilirsiniz. Saçı yine de biraz tuhaftı. Acaba ben de saçıma bunu yapabilir miyim? Sanırım ortalık sakin. Hadi bakalım aşağıya alalım seni yumurta. Oh, vay canına, çatlamaya hazırsın anlaşılan. Oh, neler olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına, bu müthiş. Oh, bir bebek ejderha mı? Çok havalı. Olamaz, dikkat. Canını seven kaçsın. Pardon, benim suçum ama içeride bir ejderha var. Oh, gel bakalım seni gitti. Maaşım bunun için yeterli değil. Hadi Theo, sana biraz mama bulalım. Hey, bir dakika, durun orada. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Evcil hayvan sokmak yasak. Ama bu çok cici bir kedicik değil mi? Hayır, bu bana sökmez. Cidden mi? Kabalık etmesi gerekmezdi. Hmm, senin biraz alışveriş yapmalıyım. Yanınızda hayvan var mı? Köklü, tüylü veya pullu bir şey saklıyor musunuz? Aa, o kasketi takıp kurnazlık etmeye çalışıyorsun. Aha, işte bir yılan. Teşekkürler, almayayım. Yılanlar burada kesinlikle yasaktır. Onu alıp hemen buradan gidin. Hmm, peki ya. Evet. Ay, zavallı kolum. Aa, ben bu numarayı biliyorum. Evcil hayvanınızı benden saklayamazsınız. Ay, lütfen koluma dokunmayın. Ah, çok üzgünüm. İçeri girebilirsiniz. Ah, zavallı kız. Amma da kandı. Çık bakalım tıs tıs. Burası güvenli. Benim cici yılanım. O bir yılan mı? Ay, ya yılanları hiç sevmem. O ses de neydi? Bir şey değildi herhalde. Kimse beni geçemez. Hey, nasıl gidiyor? Ay, ne cici bir tavşan ama burada yasak. Evcil hayvan giremez. Yani cici tavşanınızı alıp gidin. Peki, endişelenme Pompon. Ah, kimse beni atlatamaz. Hey, tekrar geldim. Bu sefer yanımda tavşan yok. Hmm, kurnazlık mı yapmaya çalışıyorsunuz? Şuraya bir bakayım. Pekala. Şu basket topuna bakayım. Peki. Lütfen dikkatli olun. Bakalım hele. Her şey tamam mı? Girebilir miyim yani? Pekala. İşte topunuz. Geçebilirsiniz. Bu zor oldu. Ama mağazaya sokabildim. Şu topun içinden çık bakalım. Pompon. Sen mükemmel bir tavşancıksın. Seni bulamadı. Pekala, çık bakalım. Seni kucağıma alayım. Sen dünyanın en harika tavşanısın. Şu oynayıp duran burnuna bayılıyorum. Pekala, marshmallowları ağzıma tıkayım. Aa, bir müşteri. Merhaba, alışveriş yapmaya geldim. Pekala, hayvan giremez kuralımız var. Yanımda hayvan yok. Peki o zaman, geçebilirsiniz. Ah, çok ağırmış ama içeri soktum. Şu marshmallowları da bitireyim de. Ortalıkta kimse yok, çık dışarı pamuk. Hanimiş benim cici oğlum. Şunlardan alalım mı, ne dersin? Haklısın, iyi fikir.
Hadi Tospik. Aa, uyuyakalmış. Sanırım içeri girebiliriz o zaman. Hazır mısın? Hadi o zaman. O da kim? Kaplumbağa, bu yasak. Peki, peki. Gideriz biz de. Of, ne kötü biri. Bir dakika, bir fikrim var. Çare bu küçültme tabancası. Sıkı dur Tospik. Ah, bak ne minicik oldun. Benim minnacık. Pekala, hadi girelim şu markete. Sen cebime saklan. İkinci girişimimiz. Markete girebilir miyim? Daha demin kaplumbağanızla birlikte görmedim mi sizi? Aa, merak etmeyin, onu eve yolladım. Yanımda kaplumbağa yok. Ah, peki o zaman girebilirsiniz. Evet, işe yaradı. Çık bakalım Tospik. Biraz selfie çekelim. Evet, biz kankiyiz. Kameraya gülümse. Kimse beni... Tamam, kimse görmedi. Kala, sakin davran. Durun bakalım orada. Yalnızca evcil hayvan var mı diye tarama yapmalıyım. Aslında siz durun bakalım orada. Bende bu var. Ay. Burada bir yerlerde olmalı. İşte. Durun bakalım orada. O rozetten öyle. Ah, olamaz. Evet, önemli bir şahsiyetim. Oh, vay canına, sizinle tanışmak büyük onur. Pardon, şu sakızı atayım. Buyurun, marketimize hoş geldiniz. Öylece geliverdiğine inanamıyorum. Evet, kılık değiştirmek çok işe yaradı. Pekala millet, işte içeri girdik. Sahte rozetin işe yaradığına inanabiliyor musunuz? Tamam ama sessiz olun, yakalanmayalım. Bu şarkı harika. Pekala durun. Yanınızda evcil hayvan var mı diye üstünüzü tarayacağım. Sırt çantanızı gösterin bakalım. Burada bir şey yok. Çok sıkıcı. Pekala dönün de üstünüzü tarayayım. Olamaz. Takma bıyığım. Yüzünüze ne oldu? Neyse, beni ilgilendirmez. Geçebilirsiniz. Vay canına, ucuz kurtuldum. Artık bu bıyığa ihtiyacım yok. Sen de çok iyi iş çıkardın böcü. Beyefendi, sırt çantanız. Hey, siz beyefendi falan değilsiniz. Durun. Aa, Ponçik ne tatlısın. Aa, olamaz. Tabelada köpek yasak diye gösteriyor. Neyse ki bir fikrim var. Şunu ödünç alayım. Pekala Ponçik, hadi gidelim. Merhaba, uçuşum için gelmiştim. Ay, köpeğiniz ne tatlı. Buyurun, iyi yolculuklar. Evet, benimle her yere gelir. Ponçik, başardık. Aman aramızda kalsın. Tabelaları görmediniz mi? Evcil hayvan yasa. Böcekler ve örümcekler de buna dahil. Olamaz. Hadi gidin buradan yahu. Kötü haber. Bizi örümceklerimizle birlikte sokmuyorlar. Olamaz. Bonibon, ne yapacağız şimdi? Beni bırakma. Seni seviyorum. Hayır. Bunu asla yapamam. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Saçım açık Bonibon. Mükemmel. Kıpırdama ve araya karış. Uçuşum için geldim. Bir bakalım hele. Herhangi bir hayvan saklıyor mu, saklamıyor mu? Hayır, sorun yok. Bonibon yerinde dur. Ama burası çok yüksek, korkuyorum. Bonibon, beni gıdıklıyorsun. Hey, havalı hareketler, ben de yapabilirim. Bah, dans ve dans. Hey. Bonibon, gel buraya. Hadi geçin bakayım. Benim hayatım dans. Tıs tıs bey, ne güzelsin ya. Yeni arkadaşlar edineceğin için çok heyecanlıyım. Yılan, yılan var. Pardon ama burada tabela var.
Yo tıs tıs bey. Aha, ama korkmayın, çok arkadaş canlısıdır. Belki de bluzumun altına saklayabilirim. Tamam, sanırım bu işe yarayacak. Ama sakin ol, donanıp durmayı bırak. Ah, bu fikir kesinlikle işe yaramayacak. Hapşi! Uçak yolculuğu da hep beni hasta eder. Şimdi aklıma bir plan geldi. Seni boynuma sarıyorum. Kalanını Atkı halledecek. İşte böyle ikimiz de sıcacık olduk. Kusura bakmayın, üşütmüşüm. Aman bana geçirmeyin de. Hey, Atkı'nın altında kal. Uçuş kartınız sorunsuz görünüyor. Size de bir bakayım. Aha, tamamdır, uçağa geçebilirsiniz. Oh, ben de hasta olmasam iyi olur. Buyurun bayım. Ne heyecan verici, seyahat etmeye bayılırım. Minik de ilk seyahatinde harika zaman geçirecek. Ay ne sevimli, dayanamıyorum. Ah olamaz, şu tabelalara bak. Tüh, Minik bizimle gelecek de olsa. Hey, aslında gelebilir. Hadi beni izle. Pekala, işte planım. Aman Tanrım, evet çok mutluyum. Ne? Hayır hayır, bu Minik için. Aa, Minik'le mi evlenmek istiyorsun? Aa, uçağa girmek için, tamam. Gel bakalım ufaklık, seni gizlice uçağa sokmalıyız. İşte böyle, iyice saklan. Pekala, şimdi planımızı uygulamaya başlayalım. Buyurun, biniş kartlarınız. Pekala, lütfen sağımdaki işaretleri inceleyin. Tamam. Psst, harekete geçme zamanı. Sevgilim, benimle evlenir misin? Oo, vay canına. Tam uçağın kapısında evlilik teklifi. Evet, tabii evlenirim. Ah, ne güzel. Oh, evlilik tekliflerine bayılırım. Ne hoş. Siz geçin mutlu çift, tebrik ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Herkesin önünde teklif ederek ne kadar cesur davrandı. İyi uçuşlar. Bıyık tarama arası. Mükemmel. Tam sevdiğim gibi. Aman Tanrım, şu bıyığa bak. Mükemmelmiş, vay canına. Sizin bıyıklarınız kadar güzelini görmedim. Ha evet, teşekkürler. Birlikte bir resim çeksek olur mu? Bayım, bir resmimizi çeker misiniz? Aa, tabii gülümseyin. Yaşasın bıyık kardeşliği. Tamam, buyurun telefonunuz. Geç bıyık kardeşim, iyi yolculuklar. Güzel, kolayca geçtik. Ah olamaz. Ah bayağı şaşıracak. Ne? Hiç de bıyık kardeşim falan değilmiş. Kaşlarım. Pekala, her şey yolunda. Harika bir uçuş olacak. Ah. Hayır, hamam böceği yasakmış. Aa, olamaz, ben ne yapacağım şimdi? Yanıma işe yarar bir şey almış mıyım? Bir dakika, almışım. Tamam, bu kesinlikle işe yarayacak. Çikolata kutusunu çıkarayım. Kusura bakmayın çikolatalar, evcil hayvanlarım daha önemli. Girin bakalım. Bir süreliğine eviniz burası olacak. Ama merak etmeyin, sizi birazdan dışarı çıkaracağım. Bu şarkıya bayılıyorum. Selam. Uçuşa hazır mısınız? Aa, çikolatalara bayılırım. Acaba bir tanecik alabilir miyim?
Aa, hayır, kusura bakmayın. Hadi ama bir tanecik. Hayır, hayır, sakın açmayın. Durun. Bebeğim. Kusura bakmayın, onlar sadece benim için. İyi, tamam, öyle olsun. İnsanlar ne kadar kaba olabiliyor zaten. Pekala, hadi bakalım. Biletiniz lütfen bayım. Teşekkürler, bir bakacağım hemen. Ama uzun sürüyormuş ya. Bayım, köpek var mı yok mu diye bakmak zorundayım. Tarama yapayım. Ah, kusura bakmayın ama açlıktan ölüyorum. Çok açım daha, çok çok. Aa, ne tuhaf bir adamdı. Pekala, ortalık sakin görünüyor. Çık bakalım. Ay, köpeğinizi getirmişsiniz. Ne tatlı şeymiş bu. O benim en iyi arkadaşım. Hepimiz evcil hayvanları seviyoruz ama onlarla birlikte her yere gidemiyoruz. Sana bunu nasıl yapılabileceğini göstereceğim. İki bilet lütfen. Yoksa dört mü demek istediniz? Yani sonuçta onlar da aileden. Onlar da film izlemek için geldi. Köpeklerle ilgili olan filmi. Ama içeri giremezler. Şu şirinliğe nasıl hayır diyebilirsiniz? Ya, dediğim gibi. Hadi gidin şimdi buradan. Vay canına, şu tuhaf kıyafete baksana. Bir dakika. İyi seyirler. Bu da kim böyle? Hadi geçin içeri. Öf ya. İki bilet lütfen. Dans ederek içeri gidebilir miyim? Elbette yapabilirsiniz. Bu iş bir harika. İçeri buyurun bayım. Vay canına, bu insanlar çok eğlenceli. Az daha unutuyordum. Hemen günlük sporumu yapmalıyım. Bu çok kolay oldu. Oh, ufaklıklar, çıkın dışarı bakalım. Onları evde bıraktığımızı düşünebiliyor musun? Bu filmde ödül maması olsa iyi olur. Bazıları köpek sever ama ben örümcekleri tercih ediyorum. Bir bilet lütfen. Topumla gelebilir miyim? Aman tanrım. Aa, bu kızın nesi var böyle? Benim mi? Sakin olun. İşte biletim. Örümcek etimizi canlı canlı yiyecek. Cidden mi? Zehirli mi bu? Dışarı çık hemen. Öf ya. Aferin oğluşuma. İnsanlar ne kadar tuhaf. Topunu bırakmış. İşte bu. Hey, bu filmi uzun zamandır bekliyordum. Yaşasın sinema. Filmlere bayılırım gerçekten. Peki ya sen? Ay. Aha, içeri geçin. Ay, acaba duymuş mudur? Utanç verici. Ah, işe yaradığına inanamıyorum. Artık dışarı çıkabilirsin ufaklık. Bu filme bayılacaksın. Bu kitap muhteşemdi. Umarım filmi de bu kadar güzeldir. Olamaz. Ama seni götüremem ki. Yoksa götürebilir miyim? Ha, bakalım hele. Bir bilet lütfen. Seni gözüm bir yerden ısırıyor. Ne çok spor yapmışsın öyle.
Benim kollarım bile bu kadar kaslı değil. Bu işte bir biteneği var. Burada ne varmış? Bir köpek mi? Beni atlatabileceğini mi sandın? Çık dışarı! Çık dışarı hemen! Afiyet olsun. Umarım güzel bir şeyler bulurum. Bir bakalım. Çikolata mı alayım yoksa cips mi? Bir dakika, işte bu. Sadece bu kaba ihtiyacım var. Oh yeah. Oh. Pardon. Aa, merhaba, hoş geldiniz. Evcil hayvanınız yok sanırım. Bu çok tuhaftı. Hey Rufus, artık çıkarı çıkabilirsin dostum. Ya ne tatlıymış. Vay. Ya bu civcivler çok tatlı. Merhaba, benimle eve gelmek ister misin? O halde anlaştık. Vay canına, bu çok hızlı oldu. Bu TikTok 1 milyon izlenme alır sanırım. Affedersiniz. Affedersin. Bu da ne? Yoksa bir kuşa mı ait? Peki ya bu ne? Ah civcivim. Neden bağırıyorsunuz ki? Ucuz atlattım. İçinizden dans etmek gelmiyor mu? Gelmez mi? Hem de sürekli. Civcivim. Şapkam. Gel buraya bakalım. Bu çok tuhaf. Ya ama bu çok şirin bir şey. Bu mu? Bu bir hayvan değil mi? Dışarı çık hemen. Öf ya. Şunlara bak. Bye bye. Bunun için sizden özür dilerim beyefendi. Saç bakımı çok önemli. Bu ne kadar muhteşem bir elbise böyle. Vay canına. Bir şey saklamıyorsunuzdur umarım. Saklamıyorum tabii ki. Biletler. Biletler normal görünüyor. Sanırım içeri girebilirsiniz. Orada sıcaklamamışsındır umarım. Hadi ilk filmimizi izleyelim. Acıktın mı? Afiyet olsun. Çok şirin. Ya. Merhaba. Al bakalım tatlım, sana öpücük vermek istiyor. Bunlar da çok sağlammış. Ama çok tarz oldu. Bir şeyler beni gıdıklıyor. Film için mi gelmiştiniz? Evet, işte biletlerimiz. Ne tuhaf bir bıyık bu. Bu ikisiyle ilgili içimde tuhaf bir his var. Bıyık nerede? Hayal mi görüyorum yoksa? Onun da kaşları önce böyle değildi. Tatlım, sanırım bir sorunumuz var. Ne? Şunu hemen alıvereyim. Neredeyse aldım. Acele edin lütfen. Üstümdeki şey bu muydu? Hayır, siz ağlamam. Dışarı çıkın. Seni müdürüne şikayet edeceğim. Şikayet et hayatım. Jelibon solucanlar mı bunu? Neden daha önce düşünmedim? Ne kadar ilginç. Biz geldik. Yine solucanlarla geldiniz sanırım. Bunlara izleni var sanırım, değil mi? Ne kadar lezzetli. Artık içeri girebilir miyiz? Sanırım girebilirsiniz. Dönün bakalım. Hiç solucan yok, gördün mü? O zaman girebilirsiniz. Harika. Bellim.
Başlayalım mı? Seni asla yemeyiz ufaklık. Film başlıyor. Şşş. Bir dakika. Kapanma saati gelmiş. Hazır mısınız sevgili arkadaşlarım? Umarım romantik komedi seviyorsunuzdur. Sen de tüylü dostlarını sinema salonlarına gizlice götürmenin bir yolunu mu arıyorsun? Yoksa videolarımızı izlemedin mi? Kanalımıza abone ol ve eğlenceyi hiç kaçırma.